Turumuz yavaştan başlıyor arkadaşlar. Bakalım yine her zamanki gibi hiç yanımız yok. Mağara bayağı iyi burada arkadaşlar. Böyle emeklemeden buraya geçmek imkansız. Evet, Alanya turumuz yavaştan başlıyor arkadaşlar. Bakalım yine her zamanki gibi hiç planımız yok. Nereye gidersek orayı size tanıtmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi gençler Alanya Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Tabii kaleye çıkıp sadece arabanızla değil aynı zamanda teleferikle de gerçekleşiyor. Derken arabamız biraz vurdurdu ve devam ediyoruz. O yüzden teleferikle de çıkmayı deneyebilirsiniz. Bizim altımızda da var, o yüzden uğraşmadık ve sıra bayağı fazla. Onu gözü olarak gelin. Yani sen alayım arabayla ben izin çıkamayacağım. Ama tabii bugün pazar, o da var. Evet, Alanya Kalesi'nin bir kısmına kadar çıkmış bulunmaktayız. İçeriye arabayla girebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle hani girişinden itibaren yürümek zorunda değilsiniz. Hele de bu sıcakta kesinlikle yürümeyin. Şu an olduğumuz bölgede böyle inceleme teleskopları var. Gördüğünüz gibi manzara harika. Şimdi gençler, benim çektiğim yer kale kısmı tabii ki de, evet. Ama bir de iç kale kısmı var. Şimdi o tarafa gideceğiz. Şimdi size bir yer göstereceğim. Şu üst taraf hemen. Oraya giderseniz para verirsiniz ama aşağı koyarsanız para vermeden iç kaleye girebilirsiniz. Fakir olmaya, hayatı yaşamaya ve eğlenmeye devam edelim. Ben buranın da böyle en son, burası da ücretsizdi kanka. Yaklaşık 1,5 ay önce geldim. Bence ücretsiz hala. Evet, az önce dediğim şeyi unutun arkadaşlar. Aşağı koyduğunuzda da dayının motorlu olmasının sebebini şimdi anladık. Hemen bir aracı kaçırmadan parayı alıp gidebiliyor. Biz de kaçırmadı, hemen arabasıyla geldi, parayı aldı, 10 liraya gitti. Şimdi iç kaleye doğru yürüyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, önemli bir bilgi. İç kalede ihtiyacınızı gidermek 5 TL arkadaşlar. O yüzden gelmeden bütün ihtiyacınızı, lavabo ihtiyacınızı giderin. Normal. Evet, yavaştan surlara bayağı bir yaklaştık. İç kale denilen yere birazdan gireceğiz. Yine Türklerden çok yabancılar var tabii, aynı Karadeniz'i gezdiğimiz gibi. Çünkü Türkler pazar günde çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi. Evet, şimdi arkadaşlar Alanya Kalesi'nde de ücretsiz müze kartı kullanabileceğiz. Bahçe çalıştır. Aynı Paşa Bağları öğren yerinde olduğu gibi. Yazın bunu üstüne açacağız diyor. Çok şey istiyor bu da ya. Kanka bedava giriyorsun lan. Çıkarının tepeden görünüyor bu kadar. Tamam, çıkabiliriz.
Ayrıca kalenin içini gezerken yorulduğunuzda bir sürü oturma yerleri ve banklar yapmışlar. Şu an en gölge olanına geldik. İzleyiciden yanlış anladım ama yorulduğumuz gibi sıcaklar atıyor dinlerinden. Evet. Zaten geçen de bir hikaye atmıştım. Yani yaklaşık Nemur'un arkadaşlar 170 burada. Yani siz düşünün artık sıcağı. Gencolar, kale içini neresiydi onu? İç kale he. Alanya Kalesi'nin iç kale kısmını da gezdik. Şimdi aşağı iniyoruz. Küçük bir hatırlatma. Arabanız falan varsa buzlu su yapın gerekirse. Termos filtrelerin su kesinlikle çok ihtiyacınız olacak. Nemor'un acayip fazla. Yani bayağı bir terliyorsunuz. Ve arabanızı da mesela gölgeye park edemediğinizi düşünelim mesela. Yani geberir gidersiniz. Özellikle bu sene çok sıcak. Bundan sonraki senelerde pek düzelecek gibi bence olmaz. Düzelmez yani. O yüzden siz bu sıcağa hazırlıklı gelin yani. Şimdi de Damlataş mağarasına doğru yola çıkıyoruz. Aşağı indik, Damlataş mağarasına geldik. Arabayla geliyorsanız eğer 10 TL arabayı park etme ücreti var. Eğiliyoruz arkadaşlar bu dakikadan sonra. Tarık. Adana'da zotur. Gördüğünüz gibi direkt böyle emeklemeden buraya geçmeniz imkansız. Böyle. İsterseniz oturup keyif yapabiliriz ama yerler ıslak. Taşaran, damlayan sular yüzünden. Evet, böyle mağarada oturma yerleri de var. Böyle manzaranın keyfini de çıkartabiliyorsunuz. O taraf emekleyerek geçiliyor. Şimdi gençler, Damlataş mağarasını gezdik. Gerçekten görünmesi gereken bir yer. Gidin görün. 8 TL öğrenci, sivilde 15'ti yanlış hatırlamıyorsam. Araba ücretini zaten söylemiştim. Şimdi de güzel bir plaj bulup orada denize girmeyi planlıyoruz. Her gün bir şekilde denize girmeyi planlıyoruz çünkü. Denize girdikten sonra da yine bir balık turu yaparız gibime geliyor. Hadi bakalım.
Evet arkadaşlar, adını bilmediğimiz o suya girdik, çıktık, plaja gittik yani. Ve bu plaj Manavgat'takilerine göre daha da soğuktu. O yüzden bayağı bir içine kaldık. Harikaydı. Onun dışında hani yerini tam bilmiyor dedik ya, hala ismini bilmiyorum. Sadece şeyi vereceğim, yakınındaki bir tane yer var. Konak Beach Restaurant diye geçiyor. Eğer orayı aratırsanız rahat bir şekilde o bizim girdiğimiz yeri bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani belki de Antalya'nın en serin yerlerinden biri olabilir. Yani yaylaya falan çıkmazsanız tabii yani. Kıyısı, Akdeniz yani, kıyıdan söylüyorum yani. Evet, şimdi artık bizim için gün yavaş yavaş bitiyor. Ama tabii ki de her günün sonunda yaptığımız gibi bir de bir balık tutmaya gideriz herhalde. Evet, yine balıktayız ve sıfır balık. Devam ki. Ahmet de ileride at çek yapıyor. Birazdan zaten gün batacak. Başlayacağız. At kanka. At. Harikasın. En azından atabiliyoruz kanka.